zirve tohumunda hastalığa dayanıklılık oranı biraz yüksek. Daha fazla görünüyor. Evet. Şu an öyle görünüyor. Evet, kesinlikle. Hasada ulaşmadığımız için bilemiyoruz ama kesinlikle genel manada görüntü itibariyle tespitiniz doğru. Daha fazla yüksek görünüyor. Şu anki o yani. Yani antrakmoza falan dayanıklı bir çeşit. En önemli hastalıklardan birisi antrakmoz malum. Sanırım yetişme süresi de Alberta'ya göre bir 10 gün geç falan. Yani asla erkenci. Öyle söyleyelim. Şu açıdan bakıldığı zaman. Erkenci bir çeşit. Bunu hasatta da göreceğiz zaten. Bunu hep beraber zaten takibimize aldık. Sizi inşallah zaman zaman gelip ziyaret edeceğiz ve çekimlerimize devam edeceğiz. Evet. Üst uygulamasına geçelim. Gübreden devam edelim o zaman. Toprak üstüne çıkıştan sonra azotlu gübre kullanımı olmadı. Sadece 3.20 tabir ettiğimiz damlama sulama gübrelerinden evet. kullanıldı. Ondan kullandı. İlk aşamada daha sonra tabi tiram uygulaması yapıldı. İlaç olarak. Evet. Ondan sonra mantar ilaçlarla tedavi edildi. Mikroelement uygulaması yapıldı. Tamam. Özellikle çinkoya önem verildi bu işte. Evet. Ondan sonra İlerleyen aşamada tabii fosfor girdik biraz. Çiçeklenmeyi artırma amacıyla. Evet. Çiçek tutumu için de bazı şeyler yaptık. Evet. Görüldüğü gibi zaten çiçek tutumunda da tabandan üste kadar tamamen komple gerçekten tutum sağlanmış. Gerçekten şöyle yaşından çekersek hem bir taraftan çiçeklenme ve bakla oluşumu devam ederken hem baklalar oluşmuş. Tabanda komple taraftan oluşmuş, hala da fasıl evet. yapmaya devam bu ediyor. Bu güzel yani işaret güzel yani. Evet. Eğer bu meyve tutumunu da bunu tamamen meyveyi tam oluşturacak kadar dönüştürebilirsek bitkiyi beslemesini düzgün devam ettirir de evet. bu tuttuğu meyveyi tamamen meyveye çevirirse baklaya çevirirse görüldüğü kadarıyla güzel bir verim elde edeceğiz gibi görünüyor. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız yok. Evet. Zaten derin kuyuda en büyük eksiklerden biri ben yoğun tohum satışından biliyorum. Satılan tohumlarda sertifika bulunmuyor genelde. Evet, bu yedeklik olarak Türkiye'ye getirilen tohumlar çiftçiye tohum olarak satılıyor. Yapılacak bir şey yok. Çünkü Türkiye'de bir eksiklikti bu. Aslında Türkiye'nin bir eksikliğini Taşpınar Tarım olarak evet. gerçekten hani çok büyük bir ülkeyiz ama bir fasulye tohumu sertifikası olmadığı için de bir ayıbımızı silmiş oluyoruz yani açıkçası. Evet. Yani bu yönden de bir artı. Bu konuda teşekkür ediyoruz. Yani biz teşekkür ederiz. Tohuma bizi buluşturduğu için inşallah verimlerde de sonuca ulaşırsak zirve tutulabilir bir tohum. İsmi gibi zirvede olacak inşallah. Zirvede olacak inşallah. Zaten bizim bir sloganımız var. Fasulyenin zirvesi çiftçilerin gözdesi diye. Aynen. Gerçekten çiftçinin gözdesi olacak bir çeşit. İnşallah. Zaten sertifikalı bir tohuma derin kuyunun gerçekten ihtiyacı vardı. Taşpınar Tarım'da bu konu teşekkür ediyoruz. Şu an için görüntüler iyi. İnşallah yaygınlaştıracağız bunu. İnşallah. Peki bir de sulamadan devam edelim. Sulama ne yaptınız? Çıkıştan itibaren söylerseniz. Şimdi fasulye herhalde bütün, spring tipi şöyle. Bütün evet springle sulama yapılıyor. Evet, spring tipi bir sulama sistemiyle sulanıyor. Fasulye genel fasulye çeşitleri arasında genç dönemken çok fazla suya ihtiyaç duymayan bir bitkidir. Yani çiçek başlangıcıyla beraber su miktarları artırılarak bunun meyve dönüşümünden sonra tekrar azalmaya geçilmesi gerekir. Yani gençken çok fazla çok suya maruz kaldığı zaman mantar hastalıklara yoğun bir şekilde maruz kalır. O yüzden evet. ilk dönemlerde düşük başlanıldı. Zaten dedim ya bu yıl iklimler yağışlı geçtiği için çok fazla suya ihtiyaç duymadık. Tomurcuk başlangıcıyla beraber suya başladık. Evet. Çiçeklenmenin yoğunlaşmasıyla su oranını arttırdık havaların ısınmasıyla beraber. Şu anda da kaçıncı suyu veriyoruz? Efendim? Kaçıncı suyu veriyoruz? Kaçar saat su veriyoruz? Yani şu an Altıncı su gibiyiz. Altıncı Spring'de 5 gün arayla 5 saat su veriyoruz. 5 gün arayla 5 saat su veriyoruz. 5 saat su veriyoruz. Yani bunu 4 güne de düşürdüğümüz zaman oluyor. Evet, burası tabii ki kumlu bir bölge. Kumsal arazi. Evet. Şöyle kumsal. Toprak yapısı itibariyle kumsal. Da şöyle şey yaparsak yakından gösterirsek kumsal bir arazi. Dolayısıyla sulama oranı tabii ki ister istemez fazla olacak. Fazla. Evet. Tabii ki derin kuyu toprak yapısı itibariyle kum tabii. oranı yüksek bir yer. Konya'ya göre tabii biz tabii. su sayımız fazla. Yani Konya genelde 10 su 12 suyla bitiriyorsa biz 15-14 su civarında veriyoruz. Evet. Genel manada su miktarları bizde biraz fazla kum olduğu için arazimiz. Evet. Bir de sizden son olarak bir şey tahmin istiyoruz. Yani tahmini şu anki görüntü tabii Allah bilir de. Tahmin verim
Evet. Çiftçi hep dışarıda olduğu için hep işimiz evet. Hep yukarıyla. Ya tabii önemli olan tabii. Ama biz bir tahmin yürüttüğümüz zaman dekar başında şu an 400 gibi görünüyor. 400 gibi görünüyor. Evet. Yani bu çeşitimiz yani 500-550 kilolara kadar verme kabiliyetine sahip. Yani biz şu ana kadar ilk hasadını Alberta için yorumlarımız genelde tutuyor ama bunda şu an genel yorum yeni bir çeşit olduğu için evet. Biz, evet yeni çeşit olduğu için ama ben 400 çok rahat alacağımızı tahmin ediyorum. Evet. İnşallah hep beraber hasatını da beraber yapacağız. İnşallah. Hasatta da inşallah başında bulunabilirsek nasip. Canlı bir şekilde çiftçilerimize, bayilerimize paylaşacağız. Nasip inşallah. Nasip diyelim. Taşpınar Tarım olarak çiftçinin her zaman yanındayız. Çiftçinin gülen yüzü. Gülen yüzüyüz. Derin kuyulu olarak teşekkür ediyoruz. Bize bir sertifikalı tohum verebildiğiniz için teşekkür ediyorum.